Sevgili seyirciler merhaba. Şair Seyhan Kurt'la beraberim. Haneden Ev Haline, Türk Evinde Mimari, Düzenleme ve Pratik adlı iletişim yayın evinden çıkan kitabını, şimdi ekranları da taşıyacağım onu, konuşmak üzere beraberiz. Seyhan Kurt, Fransız dili ve edebiyatı üzerine sosyoloji ve antropoloji okumuş. Sinema, mimari, modern sanat, göç ve göçmenlik, mekan ve kent antropolojisi üzerine çalışıyor. Hoş geldiniz Sayın Kurt. Şimdi Hoş buldum. bu kitap gerçekten de bütün bu bahsettiğim, saydığım alanları kapsayan bir çalışma olmuş. Üstelik edebi bir tat da veren bir kitap. İlk sorum da size şu olsun istiyorum. Neden böyle bir kitap yazmayı düşündünüz? Neden böyle bir çalışma yaptınız? Hani niye şiir yazmadınız da bu kitabı yaptınız? Şimdi aslında nedeni çok basit. Nedeni şu: evi anlamak, yani Türk evinden ziyade genel olarak evi anlamak benim amacım. Ve Türkiye'de çıkmış kitaplara baktığımız zaman genelde hep mimari üzerine kitaplardır. Mimari tabii ki çok çok önemli. Fakat bizi şekillendiren sadece mimari değil. Bizim geçmişimizi, geleceğimizi anlamlı kılan aynı zamanda gündelik hayattır. Gündelik hayatla mimariyi harmanladığımız zaman ortaya bir habitus çıkıyor. Ortaya bir yaşamın bir anlamı çıkıyor. Dolayısıyla biz sadece maddi bir form olarak değil, aynı zamanda gündelik hayat pratiklerimiz, nesnelerle olan ilişkilerimiz, evde olan ilişkilerimiz, bunların ben biraz kısa tuttum açıkçası. 19. yüzyıldan günümüze kadar olan kısmı anlatmaya çalıştım. Bu alanı çalıştım. Ve bunun bizim için evin ne anlam ifade ettiğini irdelemeye çalıştım bu çalışmada. Klasik, ben hep böyle soru, sizi dinlerken sesimi kapatıyorum, soru sorarken unutuyorum, açmayı unuttum. Şöyle yani aslında tabii ev kavramını soracağım, içi biraz daha dolacak şimdi anlattıklarınızla. Tabii bir de bizim başka kelimelerimiz var, mesela yuva kelimemiz var. İkisini belki karşılaştırmanızı da isteyeceğim bu sohbet sırasında ama şunu sormak istiyorum. Şimdi bu yani epey uzunca bir sürecin içerisinde baktığınız zaman belki birkaç ana hattıyla nedir sizin dikkatinizi çeken değişim ya da böyle nirengi noktaları var mı? Değişim, dönüşüm ya da dikkat çekmesi gereken? Şimdi şöyle, biz modernleşme sürecine biraz geç girdik. Geç girdik ama modernleşme sürecinin yayılması biraz geç oldu. Bu 19. yüzyılın ortalarından itibaren yalılardan başladı, konaklardan başladı. Yani zengin kesimden başladı. Daha sonra Cumhuriyet'le beraber bu toplumun geneline yavaş yavaş yayılmaya başladı. Fakat bu yayılım modernleşme parametreleriyle daha çok işte yerel kültür arasında gidip gelen, zaman zaman karışan, zaman zaman farklı bir noktaya gelen bir süreçle günümüze kadar geldik. Yani bu bir harmanlanmaydı aslında. Yani bütünüyle biz klasik bir sorudur. İşte modern bir toplum muyuz, geleneksel bir toplum muyuz? Bundan daha ziyade biz biraz daha karışık bir toplumuz. Tabii bunun tarihselliği vardır, sosyolojik, antropolojik temelleri vardır. Bu noktaya kadar biz aşama aşama bazı şeyleri ekleye ekleye, yani çeşitlilik dediğimiz şey, yani tek bir yönden değil de, tek bir referanstan değil de, işte geleneksel referanslardan, dinsel referanslardan, işte Avrupa'yı referanslardan devşirerek bir karmaşık bir açıklanması biraz daha zor olan, tahlil edilmesi zor olan,
bir kültüre sahip oldu. Tabi bunlar normal şeylerdir. Bunlar güzel şeylerdir. Bunları olumsuz anlamda söylemiyorum. Fakat mimari açıdan büyük sıkıntılar çektik. Mimari açıdan büyük sıkıntılar çektik. Yani hem arabesk dediğimiz kültür var bir yanda, hem Avrupa'yı dediğimiz bir kültür var. Bunların birleşmesi, bunların yeni bir kültür yaratması çok kolay olmadı Türkiye'de. Şimdi tabii mimari daha dış cepheye konuşmuş gibi olduk gibi hissediyorum. Evet. Biraz içe doğru ilerlemek istiyorum. Sizden hem kitabın arkasına da alınmış ama sizin kitaptan söylediklerinizden bir alıntı yapayım. Ondan sonra sorumu sorayım. İster bir apartman dairesinde yaşıyor olalım, ister bir köy ya da dağ evinde, gündelik hayatımızdaki alışkanlıklar, mekanı düzenleme ve değerlendirme biçimleri, kullandığımız eşyalar ve onlarla ilişkilerimizle farkında olarak veya olmayarak bir dünya inşa ederiz. Nasıl dünyalar inşa edilmiş bugüne doğru bakarken, hani yine böyle dikkat çekici noktalardan referanslar vererek bugüne nasıl gelmişiz? Şimdi bizim dünyayı inşa edişimizi düşünürken, anlatmaya çalışırken hiçbir zaman, daha doğrusu kolay kolay evde kullandığımız nesnelere bakmıyoruz. Gündelik hayatımıza bakmıyoruz. Yani bir nesne eve girdiği zaman o nesne ister istemez bizim dünya görüşümüzü de şekillendiriyor, gündelik hayatımızı da şekillendiriyor, mimarimizi de şekillendiriyor. Sıradan gibi gördüğümüz bir nesne her şeyimizi şekillendiriyor. Dolayısıyla gündelik hayat sadece dışarıdan bir mimari bir form olarak değerlendirilmez. Nasıl değerlendirilir? Sabah kalkıldığında işte yemeklerde hangi enstrümanlar kullanıldı, işte gündelik bütün o gündeliğimizde hangi mekanlar nasıl kullanıldı, nasıl değerlendirildi? Bunlar üzerine çok düşünmeyiz. Neden düşünmeyiz? Bunlar sıradan işlermiş gibi gelir. Oysa ki aldığımız bir fincan takımı dahi, aldığımız bir mikrodalga fırın bütün o gündeliğimizi etkiler. Gündeliğimizi etkilediği gibi zihinsel olarak da etkiler. Dışarıda nasıl davranacağımızı etkiler, çocuklarımıza karşı, ailemize karşı nasıl davranacağımızı etkiler, günlük programımızı etkiler, her şeyi etkiler. Onun için çok çok önemli bir şey. Şimdi bu kadar önemli bir yani şeyi anlattınız, dünyadan bahsettiniz aslında, diyelim ki evimiz işte. Pandemi döneminde evimizde geçirdiğimiz vakitler çoğumuz için arttı. İşte kimi zaman insanlar hiç evlerinin bakmadıkları bir köşesinin farkına varıp belki orayı daha çok kullanmaya başladılar. Ya da yahut yerler değişti, eşyaların yeri değişti ya da sizin söylediğiniz küçük detayların farkına varıldı ya da bazı detaylar değiştirildi. Ben kendi adıma mesela evime 1,5 yıl sonra bu pandemi vesilesiyle nihayet yerleştim. Kutularımı açtım, hiç açmadım. Yani unuttuğum hatta. Herkesin böyle ilişkisi oldu. Nasıl bir deneyim o ev içi? Siz nasıl gözlemliyorsunuz ya da gözlemleriniz neler? Ben pandeminin aslında bizim eve karşı olan duyarlılığımızı, bağlılığımızı çok etkilediğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Siz çok iyi biliyorsunuz. Bundan birkaç ay öncesine kadar insanlar, genellikle kadınlar ama erkekler de dahil oldu buna, evde yapıp ettikleri işte yemekleri, pastaları, börekleri sosyal medyada paylaştılar. Sosyal medyada paylaştılar, şöyle yaptım, böyle yaptım, işte ev ne güzelmiş, evde olmak çok güzel vesaire paylaşımda bulundular. Fakat bir süre sonra bundan sıkıldılar. Neden sıkıldılar? Çünkü biz hakikaten toplum olarak eve bağlı, evin ne anlama geldiğini bilen bir toplum değiliz. Bana göre öyle. Hatta şunu belki de ilişkilendirmek mümkün. Yani bir zihinsel olarak bir göçebelik durumu da olmuş olabilir. Yani bir
geçebilir zihinsel olarak bence. Zihinsel olarak da öyle. Şimdi yani, bizim yani sadece göçebelik deyince sadece akla mekan gelmesin. Sadece mekan gelmiyor. Yani zihinsel olarak da bir göçebelik hali var gibi geliyor. Çünkü biz bir düşünceye tutunamıyoruz, bir sanat dalına tutunamıyoruz, bir bilim dalına tutunamıyoruz, eve tutunamıyoruz. Pandemi dönemine bakıyorsunuz, insanlar sürekli dışarıya çıkmak istiyor, vaka sayıları artıyor, cezalandırılan insanlar artıyor. Biz soru şu olmalı biraz da, neden evde duramıyoruz? Neden evde duramıyoruz? Yani X, Y, Z sebeplerinden dolayı evde duramıyoruz ama beni kışkırtıyorsunuz ama müdahale etmek istiyorum. Evde duramamamızın bence şu anda aslında sizin aklınızdan geçmeyebileceğini düşündüğüm bir sürü sebebi olabilir. Biz aynı eve girdiğimiz insanlar, aile dediğimiz insanlar çoğu zaman gerçek tercihlerimizi yansıtmayabiliyor. Yani eş olarak seçtiğimiz insanlar yahut o ilişkilerimizi acaba gerçekten düşünerek mi kuruyoruz diye soruyor. Sadece bu olabilir mi? Sadece bu olabilir mi? Şimdi bizim evde bir birey olarak bırakın ailede. Yani ailede herkesin bir şey olduğunu varsayalım. Bir yeteneğinin olduğunu varsayalım. Bir meşguliyetinin olduğunu varsayalım. Herkes bir odada, interneti bırakın. Kitap okumaktan tutun da işte kişisel yeteneklerimizi kullanmaya varıncaya kadar. Biz bunları başarabilen bir toplum olsak, evle barışık olmuş olsak, acaba bu kadar bu hayati derecede önemli olan bu olağanüstü durumda, bu pandemi döneminde acaba bu kadar çok dışarı için ısrar eder miyiz? Mesela bakın mesela son zamanlarda çok popüler olan bir etkinlik var. Hafta sonları neredeyse alışkanlık olan işte sertme kahvaltılara gitmek, misafirlerimizi dışarıda ağırlamak gibi etkinlikler son derece çoğaldı. Son derece çoğaldı. Yani bu da tabii bizim evimizle olan ilişkimizi biraz aşındırıyor gibi geliyor. Peki ben buna karşı da şunu soracağım. Fiziksel göçten bahsedeceğim. Ta geriye dönüp bakarsanız hani ben diyelim ki Fatih Sultan Mehmet'ten başlatayım. Değil mi? Yani devlet de almış insanları oradan oraya koymuş birincisi. Bugün daha günümüzü hadi araları unutalım. Bu zorunlu göçleri ki güncel göçler de var. Çeşitli yıkımlar yapılıyor. Yer değiştirmeler oluyor. Üstelik göç başka ülkelerden de aldığımız bir ülkede yaşıyoruz. Bunları da bıraktım bir kenara. Biz çoğu insan kiracı kendi yani son dönemde değişmeye başlamış olabilir ama kendi evinde oturmak, birikim yapmak, eşyalarınızı yani hep kutular içinde yaşıyoruz. Biz gerçekten göçebe yaşıyoruz öyle değil mi? Bu da insanı bulunduğu yerle yarın öbür gün güvencesizlikle ekonomik olarak da güvencesiz insanlarız çoğumuz mesela. Yerleşebilir miyiz acaba? Ben de buradan sorayım size. Yani bakın bu şöyle bir şey. Bu sadece mülk sahibi olmak ya da kiracı olmak meselesi değil. Bu zihinlerde biten bir şey. Zihinde biten bir şey. Size küçücük bir örnek vereceğim. Kaçımız acaba adresi doğru yazmasını biliyoruz? Kaçımız biliyoruz? Yani pek çoğumuza bakıyorsunuz ya mahalleden başlıyor adresi yazmaya. Ya sokaktan başlıyor ya apartmandan başlıyor. Ve bazıları da eksik yazıyor adresleri. Bu ne anlama geliyor? Biz tam olarak mekana bağımlı bir toplum değiliz. Mekana bağlanmamışız. Yani mekan derken sadece ev değil. Sokağı tanımıyoruz, mahalleyi tanımıyoruz, kenti tanımıyoruz. Yani sadece basitçe bir adresi akılda tutma, ezberleme, onu ifade etme yeteneği olması gerektiğini düşünüyorum. Yani mekan önemlidir. Peki mekan ama neden bunu da sormak istiyorum şimdi.
biz şehirleşme yaşıyoruz ve sürekli bitmeyen bir şehirleşme, sürekli bir inşaat halindeki bir ülkede yaşıyoruz ve sokakların isimleri sürekli değişiyor. Gördüğümüz mekanlar sürekli değişiyor. Ben buraya üniversite için İstanbul'a geldim mesela, ama bir bulunduğum süre içinde, 30 sene içinde İstanbul o kadar değişti ki ben gittiğim sokakları, eski aradığım yerleri bulamıyorum. Bunların etkisi yok mu acaba? Her şey sürekli değişiyor ve geçici. Biz bir çeşmenin, hani hep konuşulur ya değil mi, Osmanlı'dan kalma bir çeşme, üstündekini okumayı bilemediğimizle eleştiriliriz hep de, Arapça bilmediğimiz için, Osmanlıca bilmediğimiz için. Ama o çeşmenin o kocaman binaların arasında kayboluşu da var. Anlatabiliyor muyum? O çeşmenin şimdi, yıkılışı da var. Haklısınız tabii ki, ama dikkatinizi çekiyorum. Bazı şehirlerde, Türkiye'de bazı şehirlerde sokak isimleri yerine numara konulmaya başlandı. Ben öyle bir şehirden geliyorum, İzmir. Evet. Ama o numara da yetmiyor. O numara da yetmez halde şu anda. Neden? Çünkü bizde dışarısı içerisinden şu anda daha önemli. 1990'ların başına kadar biz egemen bir toplumduk. Yani bütün dünyayı eve sığdırabilen, evde anlamlı kılabilen, kendi dünyamızı evde anlamlı kılabilen bir toplumduk. Şimdi tamamen yönümüzü dışarıya çeviriyoruz. Ama sorun burayla bitmiyor. Dışarıya çevirdik ama dışarının ne anlama geldiğini tam olarak anlamış da değiliz. Yani dışarısı, evet biz içeriden sıkıldık. İşte dışarısı çok daha hoş, çok daha güzel bir şey. Bir etkinlik alanı vesaire, ama pekala sokak nedir biliyor muyuz? Mahalle nedir biliyor muyuz? Kent kültürü nedir biliyor muyuz? Bundan da çok emin değilim. Onun için bizde işte mekan algısı, zaman algısı, nasıl bir dünyada yaşıyoruz düşüncesi çok yerleşmiş bir düşünce değil. Şimdi tabii gene beni hep kışkırtıyorsunuz Seyhan Bey. Şimdi kamusal alana çıkmakla ilgili biliyorsunuz yani kadınların büyük bir mücadelesi var ve kamusal alanda var olmakla ilgili büyük bir mücadelesi var. Bu sokak kültürü gelişmemişse belki daha önce onu çok kullanan erkeklere bir hesabını sormak lazım. Evet. Böyle söyleyeceğim ve tabii ev dediğiniz mekan da mahrem ve onların iç avluları olurdu. Biliyorsunuz bizim daha mütedeyyin kesimlerin kültüründe balkon da sevilmez. Oysa balkon başka kültürlerde daha batıya açık ya da daha batı deyince şimdi gene böyle şey yapmış oldum ama zorunluluktur da sıcak yerlerde mesela bırakalım kültürü. Bu tür farklar var mesela. Ama ben size şunu soracağım. Şimdi siz çok ilginç şeylerden bahsediyorsunuz. Benim hiç düşünmediğim yani dikkatimi çeken kitabın içinde. Mesela şunu dikkat etmişsiniz. Her evde aşağı yukarı benzer mobilyaların olmaya başlaması ve hatta o mobilyalarında hani salona girdiğiniz zaman diyelim ki bütün evlerde tasarımın, mobilyaların yerlerinin birbirinin aynı olması gibi. Çok böyle yeknesak bir ev stili. Gerçi biraz mimarimizle de ilgisi var ama küçük kutulara kapatıldığımız için. Ne diyorsunuz? Şimdi belli bir kuşaktaki insanlar, örneğin bizim kuşağımızdaki insanlar 90'lı yıllara kadar, siz çok iyi bilirsiniz, 90'lı yıllara kadar bir misafirle gittiğimiz bir evi alıcı gözle süzmeye başlardı. Hoşumuza giderdi. Yani çok ayrıntılı evlerdi. Gülümseyen evlerdi. Herkesin evinde bir farklılık vardı. Fakat bu 2000'li yıllardan sonra bu örneğin mobilyalardaki üniteleşme dediğimiz kavram ile beraber bu üretimdeki tek düzeleşme bizim evlerimize bir tek düzelik getirdi. Yani bizim evlerimiz daha çok somutmaya başladı. Bir eve giriyoruz, işte bir koltuk takımı, karşımızda bir televizyon ünitesi var. Kübik bir tablo vardır. Onun dışında bir de stor perdeler vardır. Renkler neredeyse aynıdır. Koku aynıdır. Çiçek pek yoktur. Böyle bir evden
nasıl bir kişisel, bireysel, toplumsal, kültürel bir dünya tasavvurunda bulunabiliriz? Çok merak ediyorum. Yani her şey tek düzeleşmeye başladı. Peki, bir de sinemadan çok bahsediyorsunuz. Çok örnekler kullanmışsınız anlatımınızda. Sinema nasıl böyle bir araştırmaya katkıda bulunuyor? Şimdi Işın, ben size şunu söyleyeyim. 1920'lerden 1970'lere kadar Türkiye'de, Türkiye'nin gündelik hayatıyla ilgili, kentsel hayatıyla ilgili maalesef çok fazla belgesel çevrilmiş değil. Çevrilen belgesellerse genelde işte Pate gibi, BBC gibi Fransız ve İngiliz firmaları tarafından çekilmiş kısa metraj belgesellerdir. Dolayısıyla biz yazılsal metinlerden yazılsal metinler dışında yararlanabileceğimiz en muazzam kaynak Türk sinemasıdır. 1955'le özellikle 1955'le 70 arası Türk sinemasıdır. Peki bu Türk sinemasından ne umabiliriz? Nasıl yararlanabiliriz? Şu şekilde yararlanabiliriz. Sadece ve sadece olayların örgüsünden değil, yani senaryosundan değil, biz filmin geçtiği, olayların geçtiği gerek kamusal mekan, gerekse evsel mekan, ev mekanı içerisindeki bütün o gündelik hayatı, tüketim unsurlarını, evdeki mobilyaları, konuşmaları, insanlar arasındaki konuşmaları, jargonu, dili, üslubu düşünerek, onlardan faydalanarak çok pekala çok güzel toplumsal çıkarımlarda bulunabiliriz ve bence bilimsel anlamda en büyük hazinemiz, yararlanabileceğimiz hazine şeydir, sinemadır. Yalnızca yazılı metinler değildir, yalnızca kitaplar değildir. Çünkü kitaplar ve yazılı metinler bize her şeyi anlatmayabilir. Ama sinemada hiç farkında olmadan çok fazla şeyden yararlanabiliriz. Peki mutfaktan biraz bahseder misiniz? Çünkü mutfak çok önemli. Küçücüktü eskiden, yani daha ben şehir hayatından bahsediyorum mutfakla. Ve aslında kadınların hayatlarının çok önemli bir bölümünü geçirmek zorundakları bir mekan olarak büyük ihtimalle erkekler tasarladıkları ve kendileri hiç içinde yemek yapmadıkları için böyle en küçük alanlardan biri olurdu evlerde. Şimdilerde değişmeye başladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? O küçücük mutfaklar bize yetiyordu. O küçücük mutfaklar yetiyordu. Yani erkeklere yetiyor olabilir. Şimdi 1960'lara 70'lere kadar o mutfağın en önemli lojistik mekanı mutfak dışındaki bir masaydı. Ya da 1960'lara 70'lere kadar mutfağın en önemli lojistik mekanı evin hayat kısmıydı ya da balkon kısmıydı. Ya da bahçeli evlerde avlu kısmıydı. Mutfak ile ocak bu bakımdan çok sembolik bir anlamı vardı. Şimdi bizim için mutfağın çok sembolik bir anlamı yok. Çok sembolik bir anlamı yok. Yani işte turşu kurmak... Bence siz mutfağa girmiyorsunuz Seyhan Bey. Ben mutfaktan hiç çıkmıyorum. Ben mutfaktan hiç çıkmıyorum. Çünkü mutfağın Türk evinde mutfağın yüzyıllardır çok sembolik bir anlamı var. Ocağın kütmesi gibi, değili gibi çok sembolik bir anlam vardır. Bizde mutfak biraz şeydir, biraz artık bir lojistik mekan gibi, lojistik mekan haline gelmiş gibidir. Bu şeye benziyor. Işın, misafir odalarına benziyor. Biliyorsunuz 2000'li yıllara kadar misafir odası diye bir yer vardı, bir mekan vardı ve bu misafir odası özellikle çocuklar için bir kozmik odaydı. Kozmik oda gibi bir yerdi misafir odası. Hiç kimse girmezdi, evin altın alanıydı, yasaklı alanıydı.
Ve bu tabii değişti. Yani evlerin küçülmesi, işte misafir olanın odasının ortadan kalkması vesaire. Mutfakta biraz daha pratik yemeklerin yapılabildiği bir mekan haline geldi. Onun için bakarsınız mesela bütün mutfaklar küçüldü ama yani çoğu mutfak küçüldü ama o mutfağa fırından çok daha önemli olan mikrodalga fırın girdi o mutfağa. Her şey pratik hale geldi çünkü. Peki son sorum. Evle yuva arasındaki farka ilişkin çok kısa bir şeyler söyler misin? Evle yuva arasındaki fark ev çok biraz böyle teknik bir terimdir. Teknik bir terimdir. Yani aslında soru çok güzel. Şöyle soru çok güzel. Ev dediğimiz şey günümüzde motelleşti abi. Bizim ev dediğimiz şey motel haline geldi. Motel haline geldi. Yani biz evi artık motel gibi kullanmaya başladık. Geliyoruz iş yerinden, dışarıdan geliyoruz, yemek hazırlıyoruz, yemek yiyoruz, televizyonun karşısında televizyonu izliyoruz, yatıyoruz ve ertesi sabah işe gidiyoruz. Motel haline geldi. Oysa ki yuva böyle bir şey değil. Yuva bütün hatıraların biriktiği, gündelik yaşamın bir metin haline geldiği, bir anlatı haline geldiği bir mekandır. Dolayısıyla ev dediğim şey maalesef sıradanlaşmaya başladı ama yuva olmaktan sanki biraz çıkıyor gibi geldi bana. Yani yuva dediğimiz şey bir anlatıdır, bir romandır, bir şiirdir. Geçmişin birikimleridir. Şimdi bitirmem gerekiyor. Süre bitti. Son sözü de ben söyleyeceğim. Bir cümle söyleyebilirsiniz benim üstüme sevgili Seyhan Kurt. Şimdi yani Nasrettin Hoca fıkrası gibi oldu. Hırsızın hiç mi suçu yok demek zorunda hissediyorum. Şöyle ki yani yaşadığımız hayatlar, çalışma koşulları, belirsizlik, geçicilik, süreksizlik. Hangi evde neyi biriktirebiliriz? Ne kadar kalacağımız belli değil. Hangi işte ne kadar çalışacağımız belli değil. Üstelik böyle birbirimizin hayatlarını böyle daraltabileceğimiz de ilişkilerin arttığı zor bir dönemden geçiyoruz. Belki bunun üzerine söyleyebileceğim belki de tek şey şu. Neye zaman harcadığımız üzerine düşünmemiz lazım. Neye zaman harcadığımız üzerine birazcık düşünebilirsek muhtemelen eve, sevdiklerimize, yuva dediğimiz şeye çok daha fazla zaman harcayabiliriz. Bunun üstüne söyleyecek sözüm yok. Seyhan Kurt, haneden ev haline, Türk evinde mimari, düzenleme, pratik, bu çalışma iletişim yayınlarından çıktı. Okumanızı diliyorum. Çok teşekkürler Seyhan Kurt. Rica ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.